Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, birinci programımızı yaptık. Yani birinci dersimizi yaptık. Şimdi geldik ikinci dersimize. Birinci dersimiz hatırlayacaksınız. Daha ziyade Kur'an-ı Kerim'i okumaya teşvik, öğrenmeye teşvik. Kur'an-ı Kerim'le amel etmeye teşvik hakkında olmuştu. Biraz teşvik demiştik ve en sonunda dersimizin artık kalemlerimizi, kağıtlarımızı hazırlayalım. Sapa sağlam, düzgün bir öğrenci gibi inşallah programımızı seyretmeye başlayalım. Tabiri caizse dersimizi yapmaya başlayalım. Kıymetli kardeşler her defasında kısmet olursa bir hadis-i şerifle programımızı açmış olacağız. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hadisi, hadisi şerife baktığımız zaman da Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse bunamaz buyurmuştur. Çağın hastalığıdır. Ciddi sıkıntılar getirir. Elhamdülillah ama Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, Kur'an-ı Kerimle uğraştıktan sonra bu bunamayla karşılaşmayacağız. Rabbimiz hepimize sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, düzgün bir ömür nasip eylesin. Kıymetli kardeşler, bugün harekelerden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i okumak için elbette ki her dilin bir harfi var. Çince'nin, Japonca'nın, Rusça'nın kendine göre bir takım harfleri var. Arapça'nın da aynı şekilde harfleri var. Arapçamızda kıymetli kardeşlerimiz 28 tane harfimiz var. Bir tane harf İki tane harften meydana geldiği için onu saymıyoruz. Zaten 28 tane harfin içinde o harfi peyderpey okumuş, öğrenmiş olacağız. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim okumak müthiş, mükemmel, keyifli ve zevkli bir şey olduğunu hep beraber bakın seyredelim, görelim. Hareke kımıldamak, hareket etmek demektir. Kur'an harflerinin tamamı hareketsizdir. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim alfabesinde bahsettiğimiz 28 tane harfimizin hepsi hareketsizdir. Hareketsiz ne demektir? Kendi başına bir hece oluşturamayacak derecede sesi olmayan harfler demektir. Elbette ki bir takım sesler vardır, çıkar ama bizim burada kastettiğimiz bir hece oluşturması açısından veya Türkçemizle kıyaslayacak olursak Türkçede harfler kaç tane var demiştik? 21 tanesi ünsüz, 8 tanesi ünlü. Toplam 29 tane harfimiz var Türkçede. Türkçemizdeki harfler 21 tanesi ünsüz. Arapçadaki harfler tamamı ünsüz. Bizim 21 tane harfimiz Türkçedeki 8 tane ünlü yani ses katan harfle ses bulur ve okunmaya başlar devam eder. Arapçadaysa bu ünlü harflerin yerini hareket dediğimiz işaretler alır. Bu işaretler harfin üstüne konur, altına konur ve bizim hangi sesi vermemiz gerektiğini o işaretler belirler. İşaretler bizim içimdir. Yani bir Arap için bizatihi hani annesi babası kendisi Arap ve Arap memleketinde yetişmiş dili, lisanı ana dili Arapça olan bir insan için harekelerin pek önemi yoktur. Ama bizim gibi Arap dışında olanların, Arapların dışında olanların mutlaka bu harekelere ihtiyacı vardır. Harekeler olmadan harflere sesleri katamayız. Katamıyoruz da. Kıymetli kardeşler, sessizler ve sesli harfler var demiştik. İster bir tane, ister iki tane, ister üç tane yazın sessiz harflerimizden Türkçemizde hiçbir şekilde okuma imkanınız hece olarak onlara bir değer katma imkanımız yoktur. Yanlarına Türkçemizdeki ünlü yani sesli harflerden, ses katan harflerden biri geldiği zaman B'nin yanında E olduğu zaman B. C harfinin yanında I olduğu zaman C. D harfinin yanında Ü olduğu zaman D. F, G gibi bu sessiz harflerimize B'ye, C'ye, D'ye, F'ye, G'ye bu sessiz harflerimize ses katan, ün katan harfler işte bunlar. Arapçada bunların karşılığı hareke olarak karşımızda. Bunların karşılığı hareke olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Türkçemizde kıyaslayarak devam ediyorum. Türkçemizden misallerle özellikle işlemeye çalışıyorum ki mevzu daha iyi anlaşılsın. Sessiz harfin yanına konur ünlü harf, ses katan harf. Dikkat ederseniz C'nin aslında okunuşu C şeklinde değildir. C'nin yalın hali C, C şeklinde veya D şeklinde veya F gibi. F harfi diyoruz ama biz buna ün katarak, ses katarak söylüyoruz böyle söylerken. Aslında bunun yalın hali yanında ünlüsü olmadan hiçbir hece oluşturamadığı hali F gibi veya S gibi, S harfi ise S gibi seslerle aslında ifade edilir. Yanına ünlü katıldığında, ses veren bir harf katıldığında o istediğimiz sesi alırız ve hece oluşur. Ünlü ne demektir peki? Ünlü harfler biraz daha ifadesini şöyle bir açalım. Ses yolunda bir engele uğramadan çıkan sesler. Bizim okurken harflerimizin yani B'nin, C'nin, D'nin fark etmez hangi harf olursa olsun bunlar okunurken kıymetli kardeşler mutlaka ağzımızın içinde belirli yerlere dokunmak zorundadır harfleri telaffuz ederken. Örneğin B harfini söylemek istediğimiz zaman, telaffuz etmek istediğimiz zaman iki dunağımızın birbirine sertçe kapanması gerekir. Veya C harfini söylemek istersek dilimizin ortası üst damağımıza vurması, değmesi gerekir. C derken. İşte sessiz yani ünsüz harfler, Arapçamızın tamamında bulunan harfler, bu şekilde okunurken mutlaka fiziki bir müdahaleyle meydana gelir. Mutlaka ses yolunda bir takım engellerle, engellerin aşılmasıyla harfler telaffuz edilir. Ama harekeler böyle değildir. Yani Türkçemizdeki ünlü harfler böyle değildir. Bunlar ses yolunda herhangi bir engele takılmazlar. Örneğin A derken sadece ağzınız açıktır veya E derken ağzınız hafif yaygındır ki bu da ses yolundaki bir engel değildir. Veya ı derken dudaklarınız ileri biraz çıkar. İ derken dudaklarınız biraz kasılır, gerilir. Sadece dudaklarla beraber harfin daha net bir ifade tarzı kazanması için, ifade kazanabilmesi için böyle hareketler yapılır. Yoksa bir B'nin yapıldığı gibi veya bir C'nin veya bir D'nin yapıldığı gibi dil, dudak, diş herhangi bir şekilde çalışmaz. Ünlü harfler işte ses yolunda okunurken ses yolunda herhangi bir engele takılmadan çok rahatlıkla söylenen harflerdir. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü gibi. Bu sekiz tane ünlü harfimiz bu şekilde okunur. Pekala, Arapçadaki bizim kullandığımız, kelimelere ses verirken kullandığımız bu harfler Arapçaya ne olarak yansıyor demiştik? Hareke olarak yansıyor. Arapçamızda kıymetli kardeşler üç tane harekemiz var. Üç tane harekemiz var. Bunlardan biri harfin üzerine eğik şekilde konan bir işaret. ismi üstün. Harfin altına eğik şekilde konan diğer bir işaret esre. Harfin üzerine bir kurdele gibi tutuşturulan işaret o da ötre ismini alıyor. Peki bunlar Türkçedeki ünlü harf karşılığıyla değerlendirilecek olursa karşımıza ne çıkıyor? Üstün e sesiyle esre i sesiyle, ötre de ü sesiyle karşılık buluyor. Dolayısıyla Arapçamızdaki kullandığımız bu işaretler üstün, esre ve ötre dediğimiz, hareket dediğimiz işaretler e, i, ü şeklinde karşılığını bulmuş oluyor. Kıymetli kardeşler, şöyle teker teker harfleri tanımaya bismillah diyelim, başlayalım. Bakalım harfler nasıl çıkarlar ve nasıl okunurlar. Önümüzde görülen şu anda e, ekrana yansıttığımız harfimiz ismi Hemze. Şunu söyleyelim, harflerin ismini vermeden harekeyle okunuşlarını eğer yaparsak daha çabuk yol kat etmiş ve daha rahat anlamış olacağız. Bundan dolayı sadece Hemze'nin ismini vermiş oldum. Çünkü Hemze'nin farklı bir benzeri daha var. Oraya inşallah geldiğimizde mevzuyu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki hemzemiz üzerine üstün dediğimiz harfin üzerine konan bu eğik işareti aldığı zaman nasıl okunur? E sesiyle. Yani bizatihi harfin kendiyle beraber. Dikkat buyurun. Harfin kendiyle beraber harfin üzerine koymuş olduğumuz hareke orijinal hali E sesidir. Bizim Türkçemizdeki normal E sesimizi biz tamamıyla bu harfimiz ve üzerindeki hareketiyle beraber alırız. İkinci olarak harfin altına esresini koyduğumuz zaman harfin altına esresini koyduğumuz zaman harfe i sesi yani harfin kendiyle beraber altına koymu koymuş olduğumuz işaret bize i sesini verir. Orijinal haliyle böyledir. Pekala harfin üzerine ötre dediğimiz daha önce hani aklımızda kalsın diye bir kurdele gibi tutuşturduğumuz diğer bir hareke o da harfimize ü sesi verir. Tekrar edelim ü. Harfin kendiyle beraber olduğu gibi bize vermiş olduğu ses ü'dür. Dikkat edin harfin ismi hemze. Başka tamamen okunuşundan hariç dikkat edin e i Ü diyoruz ama harfin harfin ismi hemze. İşte bu karışıklığa sebebiyet vermemek için kıymetli kardeşler ne yapıyoruz? diyoruz ki harfin ismini bir kenara koyuyoruz. Harfin üç harekeyle okunuşunu sadece ele alıyoruz. Peki nasıl okunuyor dedik? Hep beraber tekrarlayalım. E, i, ü. Hareke harfin üzerinde, e hareke harfin altında, i hareke harfin üzerinde ve bahsettiğimiz gibi kurdela şeklinde yapılmış, yazılmış. Bu da ü olarak ne yapıyor? ifadeye yansımış oluyor. Tekrar edelim. Hep beraber E, İ, Ü. Geriden alalım. Ü, I, İ, E. Pekala. Dolayısıyla hemze dediğimiz harfin üç harekeyle okunuşu işte bundan ibaret. Kıymetli kardeşler ikinci harfimiz, görmüş olduğunuz harfimiz, altında bir çanak gibi düşünün, altında noktası olan bir harf. Bu harfimiz üstünle okunduğu zaman da B, esreyle okunduğu zaman da B, ötreyle okunduğu zaman da şimdi siz tekrarlayın elbette ki B. Tekrar edelim. B üstün harekesiyle, esre harekesiyle B, ötre harekesiyle B şeklinde okunuyor. Geriden alalım. Ötre harekesiyle b, esre harekesiyle bi, üstün harekesiyle b. B, bi, b veya b, bi, b. Önemli olan harfin kendisini elbette ki tanımaktır. Ama şunu hiç unutmayalım. Harfin üzerindeki işaretlerine koymuş olduğumuz, hani yön işaretlerine, onu seslendirecek olan, ona ün katacak işaretlere bizatihi bakmadan, onları görmeden bu sesi ona veremeyiz. Yoksa aksi halde sadece harfin kendisine b şeklinde bir ses vermemiz gerekir ki zaten sessizdir harf. Ne oldu? Üstünüyle beraber b aldı, esresiyle beraber b, ötresiyle beraber bu aldı. Sıradaki harfimiz normal yalın haliyle okunuşu kıymetli kardeşler t şeklindedir. Ama elbette ki bu haliyle beraber bir harfin okunuşu mümkün değildir. İlla bir hece oluşturması gerekir. Kıymetli kardeşler üzerine üstün konduğu zaman da T harfinin gördüğünüz gibi okumuş olduğumuz gibi T şeklinde bir ifade alır. Esresiyle beraber T, ötresiyle beraber Tü sesi almış olur. Yani tabiri caizse biz üzerindeki bu işareti E yerine koyuyoruz. Üzer altındaki esre işaretini i yerine koyduk. Ötre işaretini kurdele gibi tutuşturulan işareti de ü sesi yerine koymuş olduk. Dolayısıyla tekrarlayalım. T üstün T. T üstün T. Aslında tabi T dediğimiz zaman harekeye direkt zaten bir harfe bir hareke zaten vermiş oluyoruz. Şöyle söylemekte fayda var. T, üstün T dememiz gerekir. Pekala üstünüyle beraber harfin ismi T, esresiyle T, ötresiyle tü. Tekrar edelim. Bu sefer sondan alalım başa doğru. Tü, ti, te. Hep beraber siz tekrar edin. Ben gösteriyorum. Te, ti, tü. İnşallah ne yapıyoruz? Bunları böyle biz gösteriyoruz. Arada size 1-2 saniyelik mühletler vereceğim. Siz o 1-2 saniyelik mühletlerle beraber dersimize aktif olarak katılmış olacaksınız. Sıradaki harfimiz renkli bir harf. Neden renkli bir harf? Çünkü okunuşu Türkçemizde yok. Peltek dediğimiz harfler grubuna giriyor. Arapçada üç tane peltek harf var. Bunlardan biri işte şu anda önümüzde görmüş olduğumuz bu üç noktalı harfimiz. Peki bakalım okunuşu üstünle beraber F, okunuşu esnesiyle beraber Fi, okunuşu ötresiyle beraber s şeklinde. Hem e'de, hem b'de, hem de t'de Türkçemizdeki okunuşta aynı okunuş var. Farklı bir okunuş yok kıymetli kardeşler. Ama bunda değişik bir okunuş var. Dolayısıyla bunun çıkış yerini anlatmakta fayda görüyorum. Peki nasıl okunur bu s harfi? Dilimizin ucu üst seniye dişleri dediğimiz hani bebekler bebeklerde ilk defa çıkan dişler hem altta hem üstte iki tane mini mini dişler çıkar. İşte o üstteki dişler. Düşünün ki bizim hani halk arasında tavşan dişi diye tabir ettiğimiz dişlerimiz. Bu iki tane dişimize dilimizin ucu dilimizin ucu ama ucunun dikkat buyurun buraya. Üst tarafı o tırtıklı tarafı. O tat alınan tarafı. Tat alınan tarafı Orasını ne yapıyoruz? Dişlerimize, üst ön dişlerimize değdiriyoruz, hafifçe sürtüyoruz ve f harfinin okunuşunu almış oluyoruz. Tekrar edelim: T, S, si, S. Pekala, sondan alalım: S, S, T. Şimdi siz tekrar edin. Gösteriyorum harfi bekliyorum. T, S. Si, tı. Çok güzel. Pekala. Şimdi sıradaki harfimize bakalım. Sıradaki harfimiz Türkçemizdeki yazımı itibariyle Türkçemizdeki C harfine benzeyen bir harf. Sadece üzerinde bir şapkası var, bir de noktası var. Yoksa geri kalanı olduğu gibi bizim Türkçemizdeki C harfini andırır. Üzerindeki şapkasını ve noktasını aldığımız zaman karşımıza bildiğimiz bizim C harfimiz çıkar. İsmi de zaten üstünle beraber C. Esresiyle beraber C, ötresiyle beraber şimdi siz okuyun bakalım. Evet çok güzel. Aynı tarif ettiğiniz gibi cü. Şimdi kıymetli kardeşler. Tekrar bakıyoruz. Üstünle beraber c, esresiyle beraber c, ötresiyle beraber c. Geri alıyoruz. Ötresiyle c, esresiyle c, üstünüyle c. Şimdi siz şöyle bir tekrarlayın bakalım. C, G, c, c. Çok güzel. Ve şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşler. Harflerimizi kesinlikle hiç çekmeden, uzatmadan yani C, C, C şeklindeki bir okuyuşla okumuyoruz. Buraya çok dikkat edeceğiz. Tamamen keserek C, C, C şeklinde okumaya gayret edeceğiz. Allah nasip ederse derslerimizi. Kıymetli dostlar, birbirinin benzeri olması münasebetiyle iki harfi daha işleyerek bugünkü dersimizi kapatmış olalım. O iki tane harf birbirinin benzeri olan harfler ismini dediğimiz gibi vermiyoruz. Sadece harekeyle okunuşlarından devam ediyoruz. Harfimiz üzerindeki harekesiyle beraber boğazımızı boğazımızın ortasını boğazımızın ortasını hafifçe sıkarak içeriden hafifçe sıkarak hafiften kendimizi gererek tabiri caizse H harfini alıyoruz. H dediğimiz harf başkadır. Türkçemizdeki H gibi. Fakat bu harfimiz Türkçemizdeki H gibi değildir. H biraz daha rahattır. Boğazın baş tarafından çıkar. Fakat H dediğimiz harf biraz daha Boğazımızın ağza biraz daha yakın bir bölümünden çıkar. Şuralardan diyebiliriz. H ince bir harftir. Kitaplarda bununla alakalı, bu harfimizle alakalı bilgi verilirken harfin ince değil kalın olduğuna vurgu yapılır ki bu yanlıştır. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Bu yanlışı da açık bir şekilde söylememiz üzerimize bir vecibedir. Kitaplarda bunun özellikle İmam-ı Cezeri Hazretlerinin mukaddimesinde ince harfler grubundan sayıldığını çok defa okuduk, okuttuk. H ha harfi üzerindeki harekesiyle beraber H ha olarak okuyoruz üstünle. Esresiyle beraber H, ötresiyle beraber H şeklinde okunur. İmla olarak H ha harfine çok benzeyen diğer bir harfimiz var fakat kalın harfler grubunda kırmızı yazmamızın sebebi kalın olduğu ayrılsın diye. Bu harfimiz üzerindeki noktası ile beraber noktası ile beraber H harfinden ayrılıyor. H harfi ile H harfinin imla olarak hemen hemen birbirine yakın bir yazımı var. Aynı önceki dakikalarda geçtiği üzere C'ye çok benzetmiştik. Hatırlarsınız geçmişteki bir harfimizi. Burada da H ha harfi bu kırmızı renkte yazılmış olan harfimiz bir önceki harfimize çok benziyor. Fakat sadece bir nokta fazlalığı var üzerinde. Bu da hırıltısına sayılsın diyelim. Üzerindeki harekesiyle beraber H ha, kalın. E sesiyle değil de A sesi vererek okuyoruz. H ve son olarak ötresiyle beraber Hu şeklinde telaffuz ediyoruz. Hep beraber okuyalım her iki satırı da h üzerindeki üstünüyle esresiyle hi ötresiyle hu. Birazcık zorlamamız gerekecek boğazımızı. Sonra boğazımızın biraz daha küçük dilimizin dibine doğru olan yakın bölümünden ha hırlatarak bunu okuruz. Ha esresiyle beraber hi ötresiyle beraber hu şeklinde telaffuz edilir. Kıymetli dostlar, hem harekeler hem de harfler karışık olarak verdiğim, verdiğimiz misallerimizde onları da okuyalım. Ötresiyle hu, esresiyle hı, ötresiyle sü. Hu, hı, su peltek harfimiz. Ha, bi, se. Tekrar okuyalım. Ha, bi, se. Aman dikkat. Harfi tanımak çok önemli harfin üzerindeki ona ses veren harekete çok önemli ikisini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Pekala son olarak e sü ha tekrar ediyoruz. E sü ha. Kıymetli dostlar, işte her zaman vurgusunu yaptığımız gibi mutlaka mahreci neyse neyi gerektiriyorsa bir harfin okunuşu o mahrece, o çıkışa çok dikkat ederek harflerimizi telaffuz etmemiz gerekiyor. Kıymetli dostlar, dersimizin başında Resulullah Efendimizden nakledilen hadis-i şerifi tekrarlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse bunamaz. Hiç bunamamış ve hiç bunamayacak gönüllerle, dimalarla beraber Rabbimiz hem dünyamızı hem ahiretimizi muammer kılsın. Kıymetli dostlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.